Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Meyve Risalesinden 11. mesele. Meyve Risalesi Denizli Mahkemesi'nin bir mahsulüdür. Üstadlı talebeler 1943 yılında sanki devrede baş kaldırmışlar gibi, yani bir iktidar hareketi içinde bulunuyorlarmış gibi böyle alayla, valayla, matbaatın böyle yanlış müfteri eşyatlarıyla falan böyle işi büyüdü. O şekilde oraya sevk ediyorlar. Müthiş bir tazik, bir parasut. Üstadı da böyle bir soğuk, bir koğuşa yaldızlar, oraya koyuyorlar. Hiç kimseyi yanına sokmuyorlar. Hiç kağıt falan sokmak yasak. Hiçbir kitap sokulamıyor. Kur'an-ı Kerim yok, sokulmuyor. Cevşen sokulmuyor, misale sokulmuyor. Onları bırakmayan kitabı, kağıt sokulmuyor. Yemeklerin falan, içleri falan aranıyormuş, bir şey var mıdır diye. Böyle bir tazik tarasut altında. İşte Üstad Hazretler tabii bir şeyler muhakkak orada telif edilecek o şeyler. E nereye yazsınlar? Hapishanede buldukları kağıt parçaları var. Bunların orijinalleri orada Hicbettin Şahin kardeşimiz de mevcut. O araştırmış bulmuş onları. Eskiden el işi kağıtları olurdu. Yani bizim talebelik, ilkokul talebelik yıllarımızda falan. Bir tarafı parlaktır, renklidir. Bir tarafı da mattır. Bir resim çizildiği zaman onu renklendirmek için tutkalla ondan parça parça koparıp böyle yapıştırarak resmi renklendirirdik. Bu el işi kağıtlar da herhalde hapishanede bir şekilde kullanılmış ki onlardan parçalar kalmış. O parçaları arka taraflarında, o olmadığı zaman da kibrit kutularının arka taraflarında, sigara kutularının arka taraflarına paragraf paragraf, parça parça yazılıp yemeklerin altına saklayıp, yemek kapının altına saklanarak o şekilde dışarı çıkarılmak suretiyle, zaten içeride kağıt olmayınca daha sonra dışarıya bir şey çıkaramazlar düşüncesiyle. Onlar aranmıyor tabii. Ondan sonra dışarıda da kalan ağabeyler onları bir araya getirip tebhiz ederek, yani beyaza çekerek, yani şey olarak, güzelce yazarak, o şekilde bu 11 meseleden ibaret olan 150 sayfalık risale o şartlar altında telif edilmiş oldu. Çok halisane yazıldığından dolayı okunduğu zaman muhakkak ki insanın gönlünde, kalbinde bir iman şölesi bırakıyor. O bakımdan üstadımız da buna çok ehemmiyet atfederdi. Bir de tabi yazılış tarzı ve üslubu itibariyle herkesin anlayabileceği bir ifade tarzıyla yazıldığından dolayı da okunduğu zaman da rahat anlaşılır. İşte bundan bir tanesi işte 11. meseleden bir kısmını kardeşimiz okuyacak. Ben de icap eden yerleri inşallah izah ederim. Evet. Meyvenin 11. meselesinin başı, bir meyvesi cennet ve biri saadet ebediye ve biri rüyetullah olan iman şecere-i kusyesinin hadsiz, külli ve cüz'i meyvelerden yüzer numuneleri Risale-i Nur'da beyan ve hüccetlerle ispat edildiğinden izahını Sirac-ı Nur'a havale edip külli erkanından değil belki cüz'i ve cüzlerin cüz'i ve hususi meyvelerin birkaç numune beyan edecek. Meyvelerinden birkaç numune beyan edecek. Birisi, bir gün bir duada Ya Rabbi Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve insan şerlerinden muhafaza eyle
mealinde duayı dediğim zaman, herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını zikrettiğim vakit gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Elhamdülillah dedim. Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaikeye iman rüknünün bu cüz'i ferdinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Evet. Şimdi tabi enteresan tarafı. İşte Ya Rabbi Cebrail, Mikail, İstabil, Azrail hürmetlere beni, ve şefaatlerine beni cimreysin, şerlerine muhafaza edin diye duada bulunuyor. Şimdi Azrail Aleyhisselam eski zevatın yazdığı kitaplarda dehşetli olarak tasvir edilir. Evet, türlü ayetler de öyledir zaten. Ama kimler için mevzu bahis bu? Tabi eski kitaplarda o devirlerde iman ve teslimiyet kahve olduğu için bir soru. Olur bir soru yani. Bu hadis-i şeriflerin yani terhip ve terhip değil de terhip cihdi. Daha çok böyle nazara verilir. Yani günahkarları günahtan alıkoymak yahut da namazda, ibadette, taatta gevşemiş olanları şöyle bir hizaya getirmek için o istikamette kitaplar yazılmış. Azrail dehşetli bir böyle bir şekilde geleceği şeklinde böyle tasvir edilir. Benim rahmetli babam da alim, fazıl bir insan olduğu halde hayatında da ibadette, taatı Kur'an geçmekle, okumakla geçti. Bin hatmi de tamamladı. 90 yaşında vefat etti. Azrail'den korkardı. Ben de işte mevzu bahis edilir de ya baba Azrail'den niye korkuyorsun? Azrail sana öyle gelmez ki Azrail. Böyle bir doktor hüviyetinde yahut da nurani bir zat şeklinde öyle gelir. O da sana değil mi? Kitapta okuduğun şeyler. O ancak böyle Allah'ı hatıra getirmemiş. Hayatında bir sefer şehadet getirmemiş. Namaz kılmamış. Hani Allah muhafaza etsin ya, mutlak kafir bir tane. İnkarcıyız, o da mı daha dehşet? Ha onlara öyle gelir. Yoksa ibadetle, taatla hayatını geçirmiş olan bir kimseye tabii çok sevimli, nurani bir şekilde. Öyle gelir yani, korkulacak bir şey yok. Şimdi üstadımız da Azrail Aleyhisselam burada dikkat ederseniz sevdiriyor. Azrail'i cidden sevmeye başlıyor. Melekler ki zaten bunlara imanın insana kazandırdığı fevkalade bir haz, bir zevk, bir manevi zevk mevzuluştur. İşte onu burada da tattırmış oluyor bize. Evet. Birisi, insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğine kat'i hissettim. Şimdi bizim için tabi kıymet ifade eden şey nedir? Ruhtur. Şimdi beşer olduğumuz için tabi ölümün ne şekilde tecelli ettiğini de bilmediğimizden dolayı ala külli hal yani ölümden insanoğlu korkuyor, çekiniyor da ama ruhunun kaybolacağına dair hiçbir endişesi yoktur. Ruhun kaybolmayacağını katli olarak biliyoruz. Ondan hiçbir endişemiz yok. Neden? Çünkü ruhun emin bir yere teslim edildiğini katli olarak biliyoruz. Emin bir yere ki işte yani ölüm meleği geldiği zaman ruh oraya teslim edilecektir. Bundan hiçbir endişemiz yok. Evet. Ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Baktım aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Amellerini tesbih eden melekler. Evet. Birisi, her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir, hatta sinema ile hıfzına çalışır. Hususan o fiillerin cennette baki meyveleri bulunsa daha ziyade merak eder. Kiramen katibin insanın omuzlarında durup onları ebedi manzarada göstermek ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. Yani şimdi burada bir ders icra ediyor değil mi? Yani ilim meclisi. Risale-i Nurlar okunuyor, izah ediliyor işte.
Şimdi bunun cennette alacağı şekildedir. Bu şu yaşadığımız şey kaybolacak mı? Hayır. Bu ta ebediyete kadar devam edecek ve cennette de tekrar bunları göreceğiz. Hem de bunu ne şekil alacağını da göreceğiz, müşahede edeceğiz. Bunları tekrar hatırlayacağız. Hatırlamak şöyle dursun, belki tekrar yaşayacağız. Tekrar göreceğiz ve yaşayacağız. Şimdi bunun cennette de bir en güzel tarafı tabii yaptığımız amellerin bir şey olarak, karşılığı olarak verilen nimetler işte senin filan zamanda işlediğin şeyin karşılığıdır bu vesaire gibi. O şekilde bir takdim tabii insan için en şayan dikkat tabii en ziyade zevk veren şey olur. Şimdi bunların tespit edilmesi mühim olan ekraben katibi bunları kendine göre tespit ediyor. Tespit edici şekli tabii zaten levh-i mahfuzda bunlar kaybolmuyor. Olduğu gibi duruyor. Evet. Sonra ehli dünyanın beni hayat içtimaiyedeki her şeyden tecrit etmek için de bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden ayrı düşürmeleriyle beraber gurbet vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken melekeye imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi. Üstadın odasına hiçbir hizmetkarı sokmuyorlar. Hiç kimseyle görüşmüyorlar. Gurbet diyarında şimdi Denizli'ye o güne kadar hiç üstadın geldiği sabit değil. Denizli'ye getirilmiş durumda. Dostlarından ayrı. Hiçbir kitap sokmuyorlar, kitaplarına ayrı kalmış durumda. Teselli verecek, her şeyden tamam uzaklaştırmış durumda. Böyle bir halet oraya içinde nedir? Meleklere iman hemen imdadına yetişiyor. Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi. Şenlendirdi. Ha. Melekler ve ruhanilerle doldurdu. Alemimi sevinçle güldürdü. Ve ehli dalaletin dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Tabii şimdi melek ve ruhanilere iman meselesi özveriyorsunuz ya tabii o üstadın dünyası şenleniyor. Işıklanıyor, aydınlanıyor. Hem oradan intikal ediyor. Ya ehli dünyanın dünyaları nasıl? Tabii biz küfrü ve inkârı falan yaşamadığımız için biz bilmiyoruz. Ama yaşayanlar bilirler. Onların dünyaları karanlık, gaflet, perişan, ızdırap. Yani adeta böyle müthiş bir şey. Adeta dünyalara ağlıyor. Onu da o şekilde olduğunu gösterdi. Evet. Hayalim bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldığı tattı. Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşanmış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı ve imanımı külli yapıp genişlendirdi. Neden imanı külli yapıyor? Çünkü diğer peygamber aleyhisselamın da getirdiği din İslam dinidir. Allah vahittir, ahaddir. Hazreti Adem onun Resulüdür, peygamberidir. Hazreti Şehit, Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Hazreti İsa için Allah'ın diğer peygamberi. Getirilen din İslam dini. En nihayet, en kamil manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla tam kemalatını bulmuştur. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dini mübini İslam'a diğer peygamberin nizam da aynı şekilde hakkaniyetine imza basıyorlar. Onların iman etmiş olması, tasdik etmiş olması elbette biz öyle bir yolda gidiyoruz ki bu yolda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın riyaseti altında bizim peygamberin nizam hazıratı yürümüş, yürüyorlar. Ondan sonra onların getirdiğini en güzel şekilde temsil eden bütün veliler de o caddeye, nurhanede yürüyorlar. Biz de onlara iltihak ettik. Ha, işte iman bütünleşiyor. Böyle bu şekilde bir telakki ve itikat
imanın bütünleşmesine vesile oluyor. Evet. Ve ahir zaman peygamberimizin imana ait olan davalarına binler imza bastırdı. Evet. Şeytanları susturdu. Birden Hikmetül İstiaze lemasında kat'i cevabı bulunan bir sual kalbime geldi. Bu meyveler gibi hadsiz tatlı semerler ve faydeler ve hasenatın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri ve Erhamur Rahim'in gayet merhametkârane tevfikleri ve inayetleri ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde ehli dalalet neden çok defa galip eder ve bazen 20'si 100 tane ehli hidayeti perişan eder diye manen benden soruldu. Evet. Yani bugün bile baktığımız zaman bunu anlamak mümkün. Yani şimdi imanın bu kadar güzel tatlı neticeleri var. İnanmanın fevkalade manevi hazzı var. Zevki var. Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve inayeti müminlerle beraber. Cenab-ı Hakk'ın muvaffak kılışı müminlerle beraber. Böyle olduğu halde neden ekseriye inanmayanlar galip geliyor? Onlardan bazen 20'si 100 tane ehli imanı perişan ediyor. Birinci sual bu. Evet. Ve bu tefekkür içinde şeytanın gayet zayıf destelerine karşı Kur'an'ın büyük tahşidatı ve melaikeleri ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını ehli imana göndermesi hatıra geldi. Şimdi ikinci sual da şu. Şeytan dediğimiz varlık herhangi bir şeyi yoktan var etme yani. İcat, yaratmak bir şey yok. Sadece kisp dediğimiz, ki o bizde de var zaten. Yani hayrı ve şerri talep etme, isteme, irade ve istikamet tevcih etme işte o kadar. Şeytanda da aynı şey. Sadece bizim heva ve hevesimizi tahrik eder. O kadar. Yani şeytanın bir şey var etme mevzunda herhangi bir meseleyet olmadığı gibi bütün şey fiiliyatında son derece zayıftır. Ama şeytanın bu zayıf şeylere karşı Kur'an-ı Kerim'de neden büyük tahsidat yapılmış? Mesela hep surelerin başlarında Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim demeyi Cenab-ı Hak emrediyor. Muavvezeteyn sureleri dediğimiz kulağımızı bile bir dolar, kulağımızı bile bir nas. Şeytanın desteklerine karşı, Allah'a karşı iltica etmeye bizi neden emrediyor? Neden Cenab-ı Hak davet ediyor? Bin bir Esma-i İlahi bizim emrimize nasıl veriyor? Nereden kaynaklanıyor bu? İkinci sual da bu. Şimdi buna en güzel cevabı da üstadımız veriyor. Yani böyle bir izahı herhangi bir başka bir İslami eserde bulmak mümkün değil. Evet. Risale-i Nur'un onun hikmetini kat'i hüccetlerle izahına binaen o sualin cevabına gayet kat'i bir işaret ederiz. Evet, bazen serseri ve gizli, muzur bir adamın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden yüzer adamın yapması gibi, yüzer adamın muhafazası ile ve bazen devlete ve padişaha iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Çünkü onun vücudu bütün şeraitin ve erkanın ve esbabın vücudu ile olabilir. Fakat onun ademi ve harap olması bir tek şartın ademiyle vaki ve bir serserinin bir kibrit ile yanıp mahvolduğu gibi ins ve cin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli manevi yangınlar yaparlar. Şimdi tahrip kolay. Tamir ve inşa zamana bağlı ve zordur. Kanun bu. Allah'ın dünyada koyduğu kanun. Bu da nedir? Tabi dünya bir müsabaka, bir imtihan alemi olduğu için bu kanunu Cenab-ı Hak bahsetmiş. Dolmabahçe Sarayı. Bugün yapmaya kalksan devletin bütçesi yeter mi yetmez mi? Şüpheli. Bu kaç yılda yapılmıştır? Bugün yapmaya kalksan herhalde 50 yılda tamamlarsın. Şimdi bu Dolmabahçe Sarayı'nın tahribini düşünelim. Bir dinamit lokumuna bağlı değil mi? Yere yerleşirse bir hain. Berhava etse bitti. Yahut da bir kibritle ateş atılsa, molotof kokteyli diyorlar, ne diyorlar? Hemen altı verdiğin zaman bitti.
Boğazdan gelen bir tanker çarpsa. Ya bir boğazdan bir gelen bir tanker çarpsa bitti. Şimdi ama onu yapmaya kalksan, onu yapmanın birçok şeyleri var, şartları var. Temelini kazacaksın, sömerlerini dikeceksin, kargasını bitireceksin, duvarlarını öreceksin, çatısını yapacaksın, sıvasını yapacaksın, boyuna tezginat, mezginat, müthiş bir şey. Bütün onu vücut bulması için bütün bu şartların yapılmasını icap ettiriyor. Bizim davamız da, bizim peşinde acizlere bulunduğumuz, intisap ettiğimiz şu hizmet bir nevi tamirdir, inşadır. Çok fedakarlık ister, çok çalışma ve gayret ister. Karşı tarafın öyle bir gayrete ihtiyacı yok. Onlar az bir fiille büyük tahribat yaparlar. Kanun icabı. Hatta onların bir şey yapmasına da hacet yok. Bizim hizmetteki tekasülümüz, yani gevşekliğimiz, ihmalkarlığımız, yerli yerinde böyle şartlara uygun şekilde hizmet edemeyişimizden hasıl olan, ihmal ve tehlikten hasıl olan neticede onların defterine geçiyor. O tarafa geçiyor. Ondan dolayı büyük icraatlar, büyük şeyler yapıyormuş gibi görünürler. Aslında haddi zaten öyle bir şey değil. Tahrip kolay. İşte bu tahribin kolay olmasına karşılık da Kur'an-ı Kerim bu şeytanın zayıf olan desiselerine karşı böyle bir tahşidatta bulunuyor. Cenab-ı Hakk'a sığınmaya bizi ne yapıyor? Davet ediyor, emrediyor. Evet. Yani bu nokta ümitsizliğe düşmeyeceğiz değil mi? Hayır, yok. Hayır yapmaya çalışırken çok yavaş oluyoruz. Hızlı ilerleyemiyoruz. Bizimki ama işte kuvvetli geliyor. Yani pekişe. Sünnet-i seneye iltica ettiğin zaman şeytanın desteğine bir şey kalmıyor. Çünkü şart oldu. Evet. Evet, bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayesi ve esasları ademdir, tahriptir. Yok etmektir, tahrip etmektir. Bütün şerlerin mayası. Sureten vücudun altında adem ve bozmak saklıdır. Evet. İşte cinni ve insi şeytanlar ve şerirler bu nokta esnadan gayet zayıf bir kuvvetle, hadsiz bir kuvvete karşı dayanıp, ehli hak ve hakikati Cenab-ı Hakk'ın dergahına ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden, Kur'an onlara himaye için büyük tahşidat yapar. 99 Esma-i İlahiye onların ellerine verir, o düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir. Bu cevaptan birden pek büyük bir hakikatin ucu ve azametli, dehşetli bir meselenin esası göründü şöyle ki, nasıl ki cennet bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bakiyane sümbüllendiriyor, öyle de cehennem dahi hadsiz dehşetli adem ve hiçlik alemlerinin çok elim neticelerini göstermek için o adem mahsulatlarını kavuruyor ve o dehşetli cehennem fabrikası sair vazifeleri içinde alemi vücut kainatını alemi adem pisiklerinden temiz ettiriyor. Bu dehşetli meselenin şimdilik kapısını açmayacağız. İnşallah sonra izah edilecek. Yani burada da tamamen böyle çok farklı bir yorum getiriyor Üstad Hazretleri. Ve çok ince noktalara temas etmekle birlikte zihinleri böyle tahriş edecek, kafalarda yanlış böyle şüpheli şeyler uyandıracak şeylerden de tamamen uzak. Böyle güzel bir izah tarzı getiriyor. Evet, cennet diyor bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor. Yani müsbet istikamete yapılan fiil ve hareketler ve amellerin neticeleri nerede toplanacak? Cennette toplanacak. Cehennem de aksi istikametteki şeylerin toplandığı yer. Yani cehennemin tabii bunun dışında bir vazifesi var diyor. Cehennem böyle hadsiz, dehşetli, yokluğa dayanan, hiçliğe dayanan alemlerin çok böyle elin, çok üzücü, çok korkutucu neticelerini göstermek için o yokluğa dayanan mahsulatı adeta kavuruyor. Daha doğrusu diyor bir ifade olarak, cehennem fabrikasına elbette beka alemine bakan başka vazifelere de var. Sadece insanlara falan, yani şerirler için orası bir hapishane olmakla birlikte
Tabi cehenneme elbette bir şey vardır. Belki de Allah'a alem bir sevap, ebedi alemin belki enerji kaynağı olabilir. Ama şurası çok mühim. Cehennem fabrikası diyor, aleme vücut kainatını aleme adem pisliklerinden temizlettiriyor, kavuruyor. Yani vücut aleminde bir takım pislikler var. Yani bizim şu dünya hayatında eteklerimize falan yapışan günahlar mevzubahis olabilir. İnsan hatadan hali değil. Böyle bir şeyde şöyle cehenneme uğrayıp onların şöyle bir ütülenmesi icap eder, değil mi? Nihayet öyle bir şeye maruz kalsak bile, evet bunun belki şeyi vardır ama ızdırabı bilmem nesi olur ama fakat bizim neyimize? Neden? Çünkü cennete layık bir şekilde geldikten sonra öyle temizlenip öyle cennete gideceksin. Şimdi bir demir madeni topraktan çıkarıldığı zaman hemen kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Ne yapılıyor? Fırına veriliyor. İşe yaramayan tarafları yanıyor. Ondan sonra demir cevheri böyle fevkalade güzel bir şekilde işlenecek bir duruma geliyor. Şimdi demir madeninin ateşe verilmesi onun lehine midir, aleyhine midir? Onun lehinedir. Çünkü pisliklerden temizlenmiş oluyor. Günahkar insanlar da aynı şekilde olan, tabii küfre mutlak kafir olan hariç, onlar mevzubahis değil burada. Günahkar olan insanlar için de böyle hafif bir ütülemeden geçmesi mukadderse şayet, onlar için de bu fevkalade bir, onların lehine olan bir hadisedir. Evet, böyle bir ince bir noktaya temas etmiş oluyor. Hem meleklere iman meyvesinden bir cüz'ü ve münker ve nekir ait bir numunesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezara hayalen girdim. Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir haps-i müferitte bir tecrid-i mutlak içindeki tebahuş ve meyusiyetten tedehiş ederken birden münker ve nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar. Kalbim ve kabrim genişlediler. Nurlandılar. Hararetlendiler. Alem-i erbaha pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Şimdi tabi bir insan ruh mertebesine çıkınca, ruhaniyet kesbedince böyle bir insan için zaman-ı mazi ve zaman-ı istikbal, zaman-ı hazır gibi olur. Üstadımız da bu mertebede olduğu için bu bahsi yazarken kabir aleminde karşılaşacağı hususu da bizzat Cenab-ı Hakk'ın da bir göstermesiyle görmüştür. Onu da bize anlatıyor ama tabi yani hayalen mezarıma girdim şeklinde böyle kerametvari harikulade bir şekilde değil de böyle, kısmen böyle şeyi üstüne örterek bize anlatıyor. Şimdi bu anlattığı şey aslında vefatından sonra karşılaşacağı hususu bizzat o anda görmüş olmasıdır. Yani kabre diyor, kimsesiz, karanlık bir şekilde, işte bir haps-ı münferitte bir tecrid-i mutlak şimdi kabre giriyor. Böyle bir tecrid-i mutlak, evet tecrid-i mutlak tabii. Yani insanlarda tamamen ayrılıyorsun. Hiç kimsenin sana yardım elini uzatması mümkün değil. Tamamen ayrı bir aleme gelmiş. Elbette tabii oranın yadırganacak bir tarafı vardı, yeni bir şey. Yani şimdi hapishaneye girdiğiniz zaman tevkif edildiniz, mesela hapishaneye girdiniz. Gel şimdi koğuş usulü olduğu için bir sürü adamla beraber teşrik mesai ediyorsun falan, o değil. Ama yüce hapsi gibi böyle tek odalı şeyler var şimdi hapishaneler. Oraya atılsan elbette tabi orayı yadırgarsın. Yadırgadığın an ülfet edecek sana, ünsiyet verecek bir arkadaşa ihtiyacın var. Birisi gelse de o hemşerim geçmiş olsun, Allah seni kurtarsın falan denir hapishanelerde. Allah kurtarsın. Nedir? Ha, bu bir ünsiyettir.
Hemen insan böyle birden teselli bulur. Şimdi böyle bir hengamda Üstadlar Münker ve Nekir taybesine iki mübarek arkadaş geldiler. Benimle münazaraya başladılar. Kalbim ve kabrim genişlediler. Hararetlendiler. Ruhlar alemine pencereler açıldı. Dedikten sonra ben de şimdi evet hayalen Sarf ve Nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim. Bakıyorum, istikbalde hakikaten göreceğim. Bu vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Buradan böyle hemen Üstadımız biliyorsun 25 Mart 1960'ta Darbe Kayıt Harbi'ydi. Urfa'da o gittiğiniz gördüğünüz herhalde Halil Rahman dergahına oraya defnedildi. İşte defin şeyi bittikten sonra ben tabii gidemedim de işte o gitmiş olan ağabeyler onlar anlattılar. Ağabeyler bir ara gelmişler. Bir yerde oturuyorlar. Mehmet Kayalar diye bir ağabeyimiz vardı. Emekli yüzbaşıydı. Çok cesur bir adamdı. Çok cesur bir ağabey. Biraz fevrilikleri vardı, ondan ayrı mevzu. Ama kamil bir insandı. Belki de veli denecek şekilde de böyle bir şeydi ben gördüm. Yani bir velayet vardı. Şimdi o demiş ki, arkadaşlar bir şey hissettiniz mi? Yok, henüz hissetmedik. Ben hissediyorum ki, şu anda Üstad Hazretleri'nin yanından Münker ve Nekir geldi. Ben Rabbuke dediler. Rabbin kimdir? Üstad da cevaben birkaç saniye zarfında tabi zamanın, bastı zaman meselesi. Birkaç saniye zarfında Üstad Hazretleri bütün külliyatın tamamını okudu. Biter bitmez de semavat ehlinden müthiş bir alkış tufanı koptu. Ben böyle hissettim. Yani belki o hali de görmüş olabilir ama doğrudur yani. Şuradaki şeye istinadı, çünkü şimdi aşağıda zaten gelecek. Münker ve Nekir geldiği zaman mesela Nur Tabeler nasıl, ne şekilde cevap verecekler mesela. Onunla alakalı olan bir şeyi daha şimdi söyleyecek, evet. Sarf ve Nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesine vefat edip kabirde Münker ve Nekir'in "Men Rabbuke, senin Rabbin kimdir?" diye suallerine karşı kendini medresede zannedip Nahiv ilmiyle cevap vererek "Men müptedadır, Rabbuke onun haberidir. Müşkil bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır." diyerek hem o melaikeleri, hem hazır ruhları, hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşfer kubur velisini güldürdü. Bu herhalde yani üstaddan başkası değildir. Üstadımızın kendi müşahedesidir. Ha, kabirdeki halleri zaten keşfetmek kerametlerin en ufağıdır. Bir kimsenin kabirdeki halleri görmesi en ufak keramettir. En büyük keramet de ilmi keramettir. İlmi kerameti de müşahaz misali Risale-i Nurlardır. Neyse o mevzu ayrı. Şimdi herhalde Üstad Hazretleri böyle bir yeni defnedilmiş bir çocuğun şeyine denk geliyor. O anda da işte Münker ve Nekir gelmiş oluyor. Medresede okurken, ilim tahsil ederken vefat ettiği için talebe-i ulum sayılıyor. Talebe-i ulum da şehit hükmündedir, şehittir. Bir nur talebesi de Risale-i Nur'a okurken, hizmet ederken vefat ettiği zaman yine talebe-i ulum vasfını ihtisap ediyor. Şimdi ona demişler ki, "Men Rabbuke, Rabbin kimdir?" diye soruyorlar. O medresede yine tedrisatla meşgulmuş gibi kendisine hay biliyor. Öldüğünün farkında değil, şehit ya. Ya bu basit bir sual diyor. Ya "Men müpteda, Rabbuke onun haberidir." Arap dili gramerine göre "Men müpteda, Rabbuke onun haberidir." Müşkil bir meseleyi sorun, bana soracaksınız. Daha böyle zor, böyle anlaşılması biraz daha zor olan, tahlili biraz daha zor olan bir ibare sorun.
diye cevap verince tabii hem üstadı, üstad hazretleri gülüyor, melekleri tebessüme getiriyor, rahmeti ilahi de aynı şekilde tebessüme getiriyor ve azaptan da kurtulduğu gibi diyor. Evet, şimdi gelecek şimdi. Evet. Rahmet-i İlahiye tebessüme getirdi, azaptan kurtulduğu gibi. Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali, hapiste meyve risalesini kemal aşkla yazarken ve okurken vefat edip, kabirde melaike-i suale mahkemedeki gibi meyve hakikatleriyle cevap verdiği misillü. Evet, Hafız Ali abi İslam köylü. İslam köyünü bilirsiniz, Isparta'da. Ata Bey'in hemen bitişindeki bir köy bu. Süleyman Demirel'in köyü. Hafız Ali abi Evliyaullah'tan bir zat. Çünkü öyle olduğu da sen şey olur. Şimdi İslam köyünde Hasan abi diye bir zat var. Böyle böyle bükülmüş bir abimiz. Çok mübarek bir insan. O Hafız Ali abinin talebesidir. Onu anlattığı bir hadise var. Bir gün Kurban Bayramı kurbanlar kesildikten sonra diyor, Hafız Ali ağabeyi ziyarete gittim. Baktım hüngür hüngür ağlıyor. Ağabey ne oldu ya? Ne o hayrola? Ya Hasan kardeş sorma. Kabristeni ziyarete gitmiştim. Perde açıldı. Oradaki mevtanın bağırışmalarını, çağırmalarını, azaplarını, ondan sonra onlardaki hüsran, onların durumlarını Cenab-ı Hak gösterdi. Unutamayacağım bir manzara oldu. Yani ben bu acıdan kurtulmak için adeta dağlara kaçıp oralarda dolaşmak istiyorum. Kolay kolay ben bunu unutamam. Fren demiş. Yani böyle bir zat. Şimdi hakikaten kahraman. Üstadla birlikte de tabii Denizli hapishanesine mevkuf indiriyor. İşte o üstadımızı soğuk bir koğuşa şey yaptılar ya, tabii yukarıdaki o pencerenin camı da kırık. Hainler oradan girmişler, yemeğine zehir koymuşlar. Her şeyi herkes bilemez. Cenab-ı Hak bildirirse öyle bilir. En büyük veli, Cenab-ı Hak bildirirse öyle bilir. Hazreti Ömer kendi seni şehirden, zatından göremedi mi? Göremez. Cenab-ı Hak göstermeyince göremez. Ama ta İran'daki harpte askerin böyle neredeyse böyle bozulmaya doğru gidiyor. Sariye, yani kumandan Sariye diyor ki El Cebel daha doğru çek. Onu görüyor da fakat bunun dibindeki şartı mesela göremiyor. Üstadımız da elbette tabi oraya şimdi o zehir konacağını falan bildirirse öyle bilir. Gidik. Sadece bir yudum almış bulundu. Ve dolayısıyla da tabi üstadımız onu zehirin şeyiyle böyle kıvranırken o zat da meyve risalesini yazıyormuş herhalde. Mübarek zat. Dua ediyor. Halisane bir şekilde. Ya Rabbi diyor. Üstadımızın hayatı. Üstadımıza iade hayatta bulun. Eğer onun yerine hikmetini iktiza ediyorsa ben babamı kapsettim. Bu anda da vefat ediyor. Üstadımızın yerine vefat ediyor. Ondan sonra üstadımız onun kabirdeki şeyini müşahede ediyor. Bakıyor ki evvelce tam daha önce eskiden Mustantik denirdi. Sonradan sorgu hakimliği oldu. Yani savcı ifadeyi aldıktan sonra sorgu hakimliğine, Mustantik'e havale eder. Mustantik tekrar ifade alır. Davayı Mustantik açar, sorgu hakimi. Ağır cezaya, kararnameyle ağır cezaya gönderir dosyayı. Ondan sonra ağır cezada davayı görür. Mustantik'e ifade vermeye gidiyorlarmış. İfadeye gitmişler. Hafız Ali abi orada sorulan suallere ayakta böyle sağ elini önüne sallaya meyve risalesindeki hakikatlerden müdafaa yapmış.
Üstadımız bakıyor, kabirdeki durumunu müşahede ediyor. Aynı şekilde ayakta, yine mahkemedeki gibi aynen. Sağ elini böyle sallaya sallaya öne doğru. Meyve Risalesi'ndeki hakikatlerden dolayı, hakikatlere dayanarak orada da müdafaa ettiğini, yani Suha Belekler'e karşı müdafada bulunduğunu orada da müşahede ediyor. Evet, şimdi devam. Ben de ve Risale-i Nur şahitleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten ve şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah. Şimdi burada Risale-i Nur'ların asrımızın şartları muvacihesinde bir hususiyet iktisap ettiğini, bir hususiyeti ihtiva ettiğini, bir hususi vasfı bulunduğunu burada üstadımız bize hatırlatıyor. Hiçbir müellif kendi talep ettiği eseri eserinden talebe olmamıştır. Yani mazideki bütün büyük üstadları nazar itibar aldığımız zaman bunların hiçbirisi kendi telifine vesile olduğu esere talebe olmamıştır. Sadece üstad talebe olmuştur. Bir İmam-ı Rabbani Hazretleri herhalde mektubatı devamlı okumuş değildir. Bir İmam-ı Gazali Hazretleri İhya-i Ulumu devamlı olarak okumuş değildir. Üstadımız ise kendi hayatında nur talebeliğini nasıl olur? Nur talebeliğinin vasfı nasıl olmalıdır? Harekat tarzı nasıl olmalıdır? Bu üstte numara oldu. Günde belki ifade edildiğine göre 200 sayfaya tavsiye eder ya okur. Devamlı. Ve son zamanlarda artık Risale-i Nur'dan başka hiçbir kitabı da okumamıştır. Şimdi nur talebeleri de Risale-i Nur ki Ezker Evrat yerine okunabilir. Onu da ifade ediyor. Evrat ve Ezker. Hani Cevşer okuyorsunuz ya. Onun gibi Risale-i Nur da aynı şekilde devamlı okunduğu takdirde Evrat ve Ezker yerine geçer. Çünkü imani bahisler, telkin ve irşat burada esas olduğu için ondan dolayı bu hasiyeti daha iyidir. İbadet yerine geçer. Şimdi bir nur talebesi devamlı bu kitaplarla arkadaş olduğunu kabul edelim. Devamlı okuyor. Vefat ettiği zaman münker ve nekire verilecek cevap da bu kitaplardan olacaktır. Öyle tecelli edecektir. Ha, müstenidatı nedir? Diye sorabilirsiniz. Bunun müstenidatı nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyorlar. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz o şekilde dirilirsiniz. Müstenidat da bu. Evet. Hem meleklere imanın saadet-i dünyeviye medar bir cüz'i bir numunesi şudur ki, ilmihalden iman dersini alan bir masum çocuğun, yanında ağlayan ve masum bir kardeşin vefatı için vaveliyadan diğer bir çocuğa, ağlama şükreyle, senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti, orada gezer. Bizden daha iyi keyif edecek, melekler gibi uçacak, her yeri seyredebilir, deyip feryat eden ağlamasını tebessüme ve sevince çevirmesidir. Ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi, bu hazin kışta ve elim bir vaziyette, gayet elim iki vefat haberini aldım. Biri, hem âli mekteplerde birinciliği kazanan, hem Risale-i Nur'un hakikatlerini neşreden biraderzadan merhum Fuat. İkincisi, hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken, tavaf içinde vefat eden Halime Hanım namındaki merhume hemşirem. Şimdi bu bahsettiği nokta da çok mühim. Şimdi çocuklar için, şimdi çocuk diye geçmeyin, böyle 1940'ları, 40'lı yıllarında yaşayanlar varsa tabi onlar bilirler. Hele benim gibi tabi köyde yetişmiş birisi için. Tabi çok da kar yağardı o zaman. Köy yollar kapanır yani, kazaya inmek imkanı yok. O zaman sari hastalıklar vardı. Mesela en basiti boğmaca. Doktor da yok ki ya tedavi olasın. Yani göz göre göre kız kardeşim vardı, öyle gitti. Beni de yakaladı ama ben herhalde biraz daha demek Cenab-ı Hakk'ın inayetle yetişti.
Ben kurtardım da kız kardeşim gitti. Şimdi bu sari hastalık geldiği zaman her gün iki tane, üç tane çocuk vefat eder. Bunların bir kısmı da tabii daha dün oynaştığımız, mesela Zeyni diye bir arkadaşım vardı. Onu vefat haberi oynaştık. Ertesi gün vefat haberi geldi. Yıkıldım adeta. Şimdi çocukta hissiyat kuvvetli, böyle bir şey diyor. Yani büyükten daha şey. Benim tabii öyle bir haletüre girdiğimi, tabii babam hem alim hem fazla bir insan. Hemen farkına vardı. Oğlum dedi, ya sen zihnin nereye gittin sen, biliyor musun arkadaşım? Cennette, cennette şimdi o kuş oldu, böyle uçacak. Ona tekrar kavuşacağız, cennet şöyledir, böyledir. Ondan sonra oraya gideceğiz, Allah'ın izniyle orada. Neler var, neler. Artık şey yaptık lan, ben başladım gülmeye. Sevindim yani. Böyle bir telkinat nereden geliyor? Tabii şeyden, İslam'ın bizatihi ortaya koyduğu şeylerden. Şimdi bu telkinatı almamış birisi, ailesinden almıyor, okuldan almıyor, cemiyetten almıyor. Şimdi bunların haleti rüyasına da tabii devletine böyle silah çeken işte anarşistler vesaire. Hep bunlardan, bu maneviyat bakımından tamamen bunlarda mahrum bırakılmasının bir semeresidir. Onu maalesef tabii kendi devlet zihniyeti bu şeyleri hasıl etti. Ha. Şimdi buradan hareketle bakın, şimdi kız kardeşi Halime Hanım, İsmet'e Mirza. Allah rahmet eylesin. Şimdi kız kardeşi evli, Said Efendi isminde bir müderrisle evli. Said Efendi de Şam'da, Şam'a yerleşmiş durumda. Said Efendi Arapça tedrisat yaparken bazen takılırmış bir şeye. Ondan sonra size şöyle bir dakika müsaade edin dermiş. Hanımına sorarmış, hanıma onu tavsiye edermiş. Veyahut da mesela yemekle bilmem neyle meşgul, ibareyi okurken bazen yanlış okuyor. Hemen oradan düzeltiyormuş, efendi o ibare yanlış, o ibare şöyle olacak. Hem bu hanımefendiyi, hem kardeşi Abdülmecid'i, hatta kendi büyüğü Molla Abdullah'ı, bunlar hepsi alim fazıl insanlar, müthiş alimler. Onları hepsini yetiştiren Üstad Hazretleri. Abdülmecid ağabeyi falan böyle dövermiş yani böyle. İbareler ezberletmiş hepsine. Yani talebelere falan soruyordum da ben, Abdülmecid ağabeyi ya nasıl ders verirdi falan. Ya derse girdiği zaman hem zerresi adeta ilim. Böyle müthiş bir insandı diyorlar. İşte bakın şimdi onu arkadan da şey yapıyorduk. Tekrar o koruyucumda. Halime Hanım isminde. Ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi bu hazin kışta ve elim bir vaziyetimde gayet elim iki vefat haberini aldım. Biri hem âli mekteplerde birinciliği kazanan hem Risale-i Nur'un hakikatlerini neşreden biraderzaden merhum Fuat, ikincisi hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken tavaf içinde vefat eden Halime Hanım namındaki merhume hemşirem. Bu iki akrabamın ölümleri İhtiyar Risalesi'nde yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken, imanın nuruyla o masum Fuat, o Saliha Hanım, insanlar yerinde meleklere, hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen, kalben gördüm. O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip, hem onları, hem Fuat'ın pederi, kardeşim Abdülmecid'i, hem kendimi tebrik ederek Erhamurrahim'ine teşekkür ettim. Bu iki merhumeye rahmet duası niyetiyle burada yazıldı, kaydedildi. Evet, tamam. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahlu davahmi ilhamdülillahi rabbil alemin. Hazir Rabbana el-Fatiha.